Nasıl Ay Tanrıçası haline döndü ve nasıl Zeus'un onu Fenike sahillerinden, omuzunda, denizden, yüzerekten bir öküz şeklinde. Zeus'un de sembolü öküzüdür. Dikkat edersiniz. Çünkü Zeus de fırtına ve şey tanrısı, şimşek tanrısıdır ve Ninurta onun prototipidir. Bu şeyde Yunanistan'da o Zeus adını almıştır. Aslında Yunanistan'da Yunan mitolojisinde güneş tanrısıyla fırtına ve bulut ve şimşek tanrısını ikisini birbirinden ayırmışlardır. Birisine Apollo demişlerdir, birisine Zeus demişlerdir. Zeus fırtına tanrısıdır, Apollo güneş. Halbuki yakın doğuda 2500'den beri itibaren gelen o Semitik ırkın güneş tanrısı bakmışlar ki çok kuvvetli bir fırtına tanrısı. Ninurta gibi bir tanrı var, Nemrut. Daha sonra Nemrut olacak ama o zaman adı Ninurta ve her bir şehirde de mesela Ningürtu şehrinde adı Ningürsu. Başka bir yerde başka bir atla karşınıza çıkar ama hep fırtına tanrısı olarak görünür. Marduk da bir yağmur tanrısıdır ama sonunda hepsi güneş tanrısı olarak da tasavvur edilmiş. Bu iki tanrı birbirine birleşmiştir. O yüzden onlar hem mesela Ninurta ilkbahar güneşidir. Aynı zamanda yağmur tanrısıdır. Marduk sabah ve akşam güneşidir. Ninurta'nın ikizi olan Nergal ki ölüm daha sonradan öyle zannediyorum ki Azrail olmuştur. Ölüm tanrısı sıcak yaz günlerinin tanrısıdır. Ve o geldiği vakit bütün dünya kavrulur sıcaktan, toprak susuz kalır, çatlar, bitkiler solar, her şey ölüme terk edilir ve kış gelir, kışında zaten her şey donar. Yani demek ki o da kış güneşidir. Kış ve yaz güneşidir. Demek ki fırtına tanrıları ile güneş tanrıları Semitikler, Akatlar geldikten sonra Sargon devrinden itibaren böyle bir birleşime gitmişlerdir. Yunanlılar çok daha makul ve mantıklı hareket ettikleri ve için bu iki tanrıyı birbirinden ayırırlar. Apollo ve Zeus olur. Zeus bir öküz görünümünde işte Astarte'nin eşi Selena galiba adı omuzlarında alarak koca Akdeniz'i geçip onu Yunanistan'a için Kıbrıs'ın önünden Akdeniz Nehri denizinden Yunanistan'a taşımıştır. Öyle bir efsane de vardır. Hocam Zeus'un Hristiyanlığa bir yansıması var mı? Ben Zeus'un Hristiyanlığa bir yansıması ancak yağmur tanrıları ile ilişkisi bakımından olabilir. Çünkü ben Hristiyanlıkta bunu ağaç ile bildim. Çünkü İsa bir ağaca gerilmiştir. Ve İsa'nın aslında ağaçla çok yakından ilişkisi vardır. Ölen ve dirilen tanrılar yani yaz güneşli başladığı vakit ölen ve sonra ilkbaharda tekrar dirilen tanrıların bir benzerini İsa'da görüyoruz. Çünkü İsa da ölmüş ve gökyüzüne çıkmıştır, dirilmiştir. Yani İsa bir ağaçta çarmıha gezilmiştir ve o çarmıhtan da dirilerek gökyüzüne, yani dirilmiştir ve gökyüzüne çıkmıştır. Demek ki İsa da ölen ve dirilen tanrıların bir parçası. Son halkası diyelim. Nitekim mesela tanrısı için Fenike'deki güneş ve yağmur tanrısı Adonis'i ele alalım. Bunu açıklamam için en güzel bununla anlatabilirim. Adonis Astarte'nin sevgilisidir. Tıpkı İştar'ın sevgilisi Temmuz Mezopotamya'da olduğu gibi onun bir replikası da Fenike'de, Biblos şehrinde oluyor. Biblos'ta Adonis'le Astarte ilk defa o Kiniras adlı hükümdarın yaptırdığı o büyük tapınakta karşılaşırlar. Ve sonra o tapınak o kadar yüksektir ki bunu Frazer Golden Bough'da anlatır. O kadar yüksektir ki Biblos'a yakın Afka denilen Afaka veyahut da denilen bir yerde Lübnan dağlarının tepesinde çok büyük ağaçların, ceviz ağaçlarının, daha büyük ağaçların bulunduğu bir orman içerisinde
Ve insanlar Nehr İbrahim, bugün adı Nehr İbrahim, fakat o zamanlar adı Adonis Nehri olan bir şelalenin de akıp Lübnan dağlarının eteklerinden gidip denize kavuştuğu bir yerde yüksekten baktığım vakit uçuşan kartalları ve kartalların yuvasını görebileceğiniz kadar büyük bir yükseklikteki bir yerdedir tapınak. İşte ilk defa orada karşılaşırlar, birbirlerini severler ve sonra Adonis bir vahşi domuz tarafından öldürülür. O vahşi domuz, aslında domuz Nergal adı verdiğim koyu yaz sıcaklarının sembolüdür. Yani onu öldüren yaz, ilkbahar güneşi olan Adonis'i yaz sıcakları öldürür. Tamamen tabiatı anlatır. Yani şeyin, mitolojinin bir özelliği varsa o özellikte tabiat ve tabiatın görünümleri olan olaylar tam manasıyla insanlaştırılarak, somutlaştırılarak anlatırlar. Çünkü o insanların kafaları ancak o olayları somut olarak görerek anlıyordu. Adonis'in bu şekilde ölümü ve şeyin, Astarte'nin kucağında ölür ve Astarte'de böyle bir, hatta orada bir resimleri de var. Adonis'in ölümü, Astarte'nin gözlerini gökyüzüne dikmiş bir şekilde bakışı. Niye güldün? Ben de dalga geçiyorum. Hanımefendinin tuttuğu noktalara güldük. Son mu hocam Astarte? Evet. Gönül Hoca kurtarın beni. Son efendim. Bir şey demedim efendim. Takdir ettim. Öyle anladım. Hocam herkes dinliyor, kesmeyelim. Bu ilkbahar güneşinin, yani Adonis'i öldüğü vakit onun için yas tutulur. Çok büyük seremoniler yapılır. Ve o seremoniler sırasında saksılarda bitkiler ekilir. Arpa, çeşitli otlar, nane bilmem. Ve onlar bir hafta kadar sulanır. Ve o sular, o bitkiler büyüyünce insanlar onları deniz kenarına getirirler ve denize atarlar. Ve atarken bir şiir söylerler. O şiirde Tanrı'nın öldüğü fakat geri geleceği anlatılır. Bu denize atma, suya bitkiyi atma, suyla bitkiyi birleştirme ve o bitkinin tekrar geri geleceğini düşünme. Şeyse Roma'da çok meşhur olan Attis ve Kibele şeysinde de aynen görülür. Fakat hemen şunu da söyleyeyim. Aslında Astarte, Nehr İbrahim veyahut da Adonis ırmağı ilkbaharda oradaki çamurlu sular herhalde kızıldı, toprak kızıl renge kaçıyordu. Evet, İlkbaharda yağan yağmurlarla kızıl renkte akar. O zaman derler ki işte Lübnan dağının eteklerinde açan gelinçikler, işte Adonis nehri kanıyla akan o nehrin sularıyla kırmızı rengini almıştır. O yüzden de lale Adonis'in sembolü olmuş. Ya yani o da bir bitkidir. Görüyorsunuz ki bir güneş tanrısı olmuş olmasına rağmen çiçekler, saksılarda otların büyümesi, lalenin onun sembolü olması, nihayet Attis'in sembolünün menekşe olması, onların hala bitkiyle olan ilişkilerini ipuçları, yani bu kadar yüzyıllar geçiyor tabii bu arada. Sümer'de eğer bu iş 3500'den 2500'deyse artık miladın da doğru yaklaşmış olduğumuz zamanlara geldim. Oralarda birdenbire onların hala bitkiyle ilişkisini, varlığını görebiliyorsunuz. Bu Hristiyanlığa geçiyor. Haçı suya atma var. O atma yeni yılın başlangıcında Hristiyanlar da gelirler. Bilhassa Ortodoks Hristiyanlıkta haçı suya atarlar. Haçın şeklini düşünün, bir ağaçtır. Her şey ve aslında Tanrı'nın oğlu olan İsa'nın unvanı da aslında oğul kelimesiyle, biraz sonra bahsedeceğim, Temmuz'un adının bir adı Damu, oğuldur. Damuzi bizim oğlumuz demektir. Ve oğul olarak genç insan, genç oğul, genç yaşta ölen oğul İsa da aynı şekilde ölmüştür. Ve gökyüzüne çıkmıştır. Yani son paganizmin son şeylerini, izlerini Hristiyanlıkta bulmak çok mümkündür.